Mehmet Acet, 23 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı katliamdan kaçan insanlara öfke duyulmaz şefkat gösterilir. Suriyeli sığınmacılar meselesi ufak bir olay olduğu anda ısıtılıp ısıtılıp gündem konusu yapılıyor. Kendilerine Suriyeli sığınmacıları sınırın öbür yakasına dökene kadar kışkırtma yapmaya adamış adamlar dolaşıyor piyasada. Bu dediğim bir olsa zil takıp oynayacaklar bayram edecekler. Hollanda'daki Fransa'daki İsveç'teki ırkçılara pervasızlığın dibine vuran faşistlere benziyorlar. Evet tamı tamına onlara benziyorlar. Sanki yüz binlerce insanı katleden bir tiranın yanında dan göresinden kaçıp gelen insanlara Ali cenaplık gösterip sahip çıkmış olmak ayıplanması gereken bir hareketmiş gibi bir hava yaydılar memlekete. Mesele ekonomi meselesi ise ben iddia ediyorum. Suriyeli sığınmacılar yük olmaktan daha çok yük alıyorlar. Büyük bölümü emek yoğun işlerde çalışıp üretime katkıda bulunuyorlar. Bir kısmı ticaret yapıyor. Benim bazı tanıdıklarım var, milyonlarca liralık ihracat yapıp Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ankara'da siteler esnafına sorsanız ona gittiği takdirde kepenk indirmek zorunda kalacaklarını söyleyeceklerdir. Suriyeli sığınmacılar için geri dönüş şartları oluştu mu? Bunları geçelim. Şu meşhur sorulardan bazıları üzerinde duralım. Suriye'de savaş bitti. Bu gelenler artık ülkelerine dönsünler diyenlere şöyle bir örnek vermek isterim. İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırının güneyinde 1,5 milyon Suriyelinin büyük bölümü bu kışıda bez çadırların içinde çamur çaylak içinde geçirmek zorunda kaldılar. Bunlar bizim topraklarımızda olan insanlar değil. Suriye topraklarındalar. Ama evlerine dönmüyorlar, dönemiyorlar. Niye dönemiyorlar? Madem savaş bitti, Suriye güvenli hale geldi. Bu insanlar ne diye bez çadırlarda bin bir zorluğa dayanmak zorunda kalıyorlar. Gitsinler ya savaşın bittiği yerlere. Gidemiyorlar ama. Niçin gidemiyorlar? Birinci sebep can korkusu nedeniyle gidemiyorlar. Giderlerse başlarına çok kötü şeyler gelecek diye korktukları için gidemiyorlar. Zaten başlarına çok kötü şeyler geldiği için kaçıp geldiler oralara. Tekrar edeyim savaş bitti Suriyeliler gitsin diyenler İdlib kırsalında 5 çadırlarda yaşamayı nimet bilen bir buçuk milyon insan niçin evlerine dönemiyor sorusuna verebiliyorlarsa makul bir cevap versinler. Sonra demeye devam etsinler Suriye artık güvenli hale geldi savaş bitti gitsinler diye. Geri dönüş şartları bir tek Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerde oluşmuş durumda. Ülkemizdeki Suriyeliler bir tek Türkiye'nin askeri operasyon yaparak kurtardığı bölgelere dönüş yapıyorlar. Geri dönüş şartları bir tek o bölgelerde oluştuğu için bu böyle. Ki 490 bin Suriyelinin bu bölgelere dönmüş olması, şartların oluşması halinde güvenli ve gönüllü bir şekilde başka yerlere de dönüşlerin mümkün olabileceğini gösteriyor. Bir şey daha Savaş bitti Suriyeliler dönsün diyenler son dönemde Türkiye sınırına doğru gelen göçlerin büyük bölümünün Şam bölgesinden yani Esed rejiminin kontrolü altında olan yerlerden olduğunu biliyorlar mı acaba? Esed yanlıları savaş korkusundan değil aç kalma korkusundan geliyorlar. Çünkü rejimin kontrolü altında olan yerlerde gerçek anlamda bir açlık sorunu peydah olmuş durumda ve o bölgedeki insanlar can güvenliğinden emin oldukları halde evlerini terk edip göç etmek zorunda kalıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun vadi zorla gönderme anlamına geliyor. Geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iyiliksever insanların kulaklarında çınlamaya devam eden bir açıklaması olmuştu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uluslararası İyilik Ödülleri programında şöyle demişti: "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz." Erdoğan'ın hafta içi yaptığı açıklamaları kendisinin bu yaklaşımından vazgeçtiği şeklinde yorumlayanlar oldu. Halbuki Erdoğan Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünden söz ederken gönüllü dönüşlerin altını çizerek o açıklamaları yaptı. Mesela o sözlerinden şu alıntıyı yapalım. Kuzey Suriye'deki biriket evlerin bitmesiyle birlikte oraya dönüşü sağlayacağız ve kendileri de oraya gönüllü olarak dönecektir. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde ilk iş Esed rejimiyle anlaşarak sığınmacıların geri gönderileceğini vaat ediyor. İlk bakışta kulağa hoş gelen bir vaat ama iki dakika üzerinde düşününce öyle olmadığı hemen anlaşılabiliyor. Zorla geri gönderme niyetinin güzellikle dile getirilmesinden ibaret bir vaat bu. Ne yani CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu'nun hem Esed hem de onun katliamlarından kaçıp gelen milyonlarca sığınmacı ile ilgili gerçek görüşlerini bilmiyor muyuz?